Madem turist vizesiyle Almanya'ya gelip iş başvurusu yapmanın önü açıldı, o zaman bunu nasıl yapacağımızı da anlat Yüksel abi dediğinizi biliyorum. Bu akşam turist vizesiyle Almanya'ya gelmiş olanlar başvurularını nasıl yapacaklar, hangi adımları izleyecekler onu anlatacağım. Ama ekranlarını yeni açanlar için ya da bu konuyu henüz dinlememiş olanlar için, kaçırmış olanlar için turist vizesi meselesini bir dakikayla özetlemek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren herhangi bir geçerli Schengen vizesiyle, herhangi geçerli bir Schengen vizesiyle, burada özellikle bir Alman Schengen vizesi, Hollanda Schengen vizesi, Fransa Schengen vizesi şeklinde tanımlama yok. Tanımlama olmadığı için ben bunu geçerli bir Schengen vizesiyle şeklinde algılıyorum. Herhangi geçerli bir Schengen vizesiyle Almanya'ya gelmiş olanlar iş buldukları takdirde Almanya'dan iş başvurusu yapabilecekler. Yalnız burada iş başvurusu yaparken Türkiye'den iş başvurusu yaptığınızda hangi koşullar geçerli ise Almanya'dan başvururken de aynı koşullar geçerli. Bu başvuru yöntemi sadece fiziki olarak başvuru şeklinizi Türkiye yerine Almanya yapıyor. Onun dışında nitelikli bir işçinin Türkiye'den de olsa Almanya'dan da olsa göç edebilmesi için niteliklerinin olması gerekiyor. Öncelikle bu niteliklerin çıraklık eğitim okulundan alınmış bir kalfalık diploması, meslek lisesinden alınmış bir meslek lisesi diploması, meslek yüksek okulu yani ön lisans diploması, lisans diploması, yüksek lisans diploması. Bunlara ek olarak tır şoförleri, düz lise mezunu da olsa son 3 yıldır IT alanında sigortalı olan IT uzmanları ve B1 düzeyinde Almanca öğrenerek Ausbildung için Almanya'ya gelen öğrenci çıraklık eğitim adayları. Bunun dışındaki düz lise mezunlarının bu haktan yararlanamadığını zaten biliyorsunuz. Bunu defaatle yayınlarımda anlattım. Bu özelliklerden bir tanesine sahipseniz başvuruyu Türkiye yerine Almanya'dan yapabiliyorsunuz. Bu yasanın bize getirdiği en önemli avantaj o. Üstelik bu yasa daha önce açıklandığı gibi mücbir bir sebebe bağlı değil. Yani geçerli bir Schengen vizesiyle Almanya'da olduğunda, geçerli senin niteliklerine uygun bir iş bulduğunda başvuruyu yapabileceksin. Bu kez Yabancılar Dairesi neden Türkiye'ye giderek oradan başvuru yapmıyorsun? Bunu bana mücbir bir sebeple açıkla gibi bir sebep öne süremeyecek. Eğer Almanya'daysan geçerli bir Schengen vizen varsa başvurunu yapabileceksin. Buradan hemen söylemem gerekiyor ki yeşil pasaport sahiplerinin bu yasadan yararlanamayacağı. Şayet yeşil pasaportunuz varsa bu yasadan yararlanamıyorsunuz. Yeşil pasaport Schengen vizesi yerine geçen bir pasaport olmakla birlikte Schengen vizesi alırken güvenlik testinden, güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Yeşil pasaportla yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Evinizden kalkıp geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Dolayısıyla yeşil pasaport bunun için yeterli değil. Yeşil pasaportla, gri pasaportla Almanya'ya diplomat pasaportuyla gelenler Almanya'dan iş buldukları takdirde başvuru yapamıyorlar. Çünkü bu yasanın en önemli koşulu geçerli bir Schengen vizesi. Geçerli bir Schengen vizen yoksa başvuru yapamıyorsun. Bir başka soru da ailecek eğer Almanya'da isek ailecek başvuru yapabiliyor muyuz? Evet, şayet ailecek Almanya'da ve bütün aile fertlerinin geçerli bir Schengen vizesi varsa Almanya'dan hepiniz birlikte başvuru yapabiliyorsunuz. Onun dışında Almanya'ya tek gelmiş geçerli bir Schengen vizesi olan ve nitelikli bir iş bulan kişiler başvuru yaptıklarında şayet evlilerse ve çocukları varsa aile birleşimi için ekstradan başvurmaları gerekiyor. Yani bu süreç oldukça uzun. Dolayısıyla Almanya'dan sadece siz başvuruyorsunuz. Sonrasında aile birleşimi uzunca bir sürece giriyor. O nedenle şayet geçerli bir iş sözleşmeniz varsa vizeyle Almanya'dan başvurmak yerine bu kişilerin Türkiye'den başvurmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Elbette bulacağınız işin niteliklerinize uygun olması gerekiyor. Yani ya diplomanıza uygun olmalı, ya tecrübenize uygun olmalı, ya da almış olduğunuz sertifikalara uygun olmalı. Yani bulacağınız işin mutlak surette nitelikli olması gerekiyor. Nitelikli olmayan bir işle
siz Almanya'ya Türkiye'den göç edemeyeceğiniz gibi Almanya'dan geçerli bir Schengen vizeniz olsa da başvuru yapamıyorsunuz. Peki Almanya'ya geldiniz, geçerli bir Schengen vizeniz var ve başvurmak istiyorsunuz. Nereye başvuracaksınız? Arkadaşlar, geçerli bir Schengen vizeniz varsa bu Schengen vizesiyle öncelikle adres kaydı yani ikametgah kaydı yaptırabileceğinizi hatırlatmak isterim. Öncelikle ikametgah kaydınızı yaptırmak için bulunduğunuz şehrin, nerede yaşıyorsanız, hangi oteldeyseniz, tabii size otel sahibinin konaklayabilir, Wohnungsgebe Bestätigung isimli ev sahibi onay belgesini vermesi gerekiyor. Böyle bir onay belgesi verirse gidip kaydolabilirsiniz. Airbnb'lerin birçoğu bu belgeyi veriyor. Airbnb'de kalıyorsanız gidip belediyeye kaydoluyorsunuz. Ama Almanya'nın her belediyesinin bu kaydı yapmadığını hemen söylemem gerekiyor. Almanya'daki her belediye bu kaydı yapmıyor. Böylesi bir durumda da ne yapacaksınız onu da anlatacağım. Öncelikle belediyeye gidip kaydoluyorsunuz. Belediyeye gidip kaydolduktan sonra artık o belediyenin sorumlu olduğu ilgili yabancılar dairesine başvuracaksınız. O nedenle metropollerden uzaklaşmanızı öneririm. Çünkü metropol şehirlerde Düsseldorf, Münih, Berlin, Stuttgart, Frankfurt gibi metropol şehirlerde bu tarz bir başvuruyu yaptığınızda alacağınız cevabın çok çok geç geleceğini söylemem lazım. Bu nedenle mümkünse küçük şehirlere adres kaydı yaptırmayı deneyin. Çünkü oturum izni başvurusunu o şehrin yabancılar dairesine yapacaksınız. Diyelim ki belediye kaydınızı yapmadı. Sen turist vizesiyle geldin. Ben sana kayıt yapamam dedi. %70, %80 yaparsınız ama mesela Duisburg Belediyesi gibi yerler yabancılar dairesi yapıyor belediye kaydını. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Çok fazla sayıda Bulgaristan göçmeni de olduğu için yabancılar dairesi yapıyor. Ve yabancılar dairesinde geçerli bir oturum izni olmadan belediye kaydı yapmıyor. Öylesi durumda da bulmuş olduğunuz işin bağlı olduğu ilin yabancılar dairesine başvuracaksınız. İl, iş, Köln'de ise Köln yabancılar dairesine, Berlin'de ise Berlin yabancılar dairesine, köyde ise köyün bağlı olduğu ilgili Kreis yabancılar dairesine başvuracaksınız. İşi buldunuz ve iş için ilgili yabancılar dairesine başvuru yapmanız gerekiyor. Efendim turist vizeniz 10 günlük, siz hemen 3. gün işi buldunuz. Geride 7 gün var. Yabancılar Dairesi'ne başvurdunuz ama Yabancılar Dairesi size geri dönüş yapmadı. Bu artık sizin sorununuz değil. Siz geçerli bir başvuruyu yaptıktan sonra, başvurunuz alındı, otomatik e-mailini aldıktan sonra, başvurunuz elimize ulaştı, teyidini aldıktan sonra size ne kadar geç cevap dönerlerse dönsünler, siz bu arada Almanya'da resmisiniz, legalsiniz. Vizenizin bitmiş olmasının bir önemi yok. Ama hemen hatırlatmam gerekir ki bu sırada çalışamazsınız. Çalışabilmek için bir çalışma iznine ihtiyacınız var. Bu başvuruyu birçok yerdeki yabancılar dairesi online yapıyor artık. Yani randevuyu online alıyorsunuz. Online randevu alınmayan yabancılar dairesi neredeyse Almanya genelinde yok gibi. Ama online randevuya başvurduğunuzda size aylar sonra cevap gelebiliyor. İşte bu bir tehlike. Bu durumda siz randevunuzu alıp başvurunuzu yaptığınızdan itibaren sizin durumunuz kaçaklıktan çıkıyor. Ama başvuruyu yapamamışsan, bir randevu tarihi gelmemişse, bu arada senin vizen bitmişse üzgünüm, büyük ihtimalle reddolacaktır. O nedenle çok hızlı randevu alabileceğiniz ya da bazı yabancılar dairelerinde randevusuz belli günlerde gidip başvurabiliyorsunuz. Bu tarz yerleri aramanızı öneririm. Eşe dosta sorun. Böylesi yerlerden başvuru yapın. O zaman işi nereden bulursanız bulun, gidin o bölgede bir yere kayıt yaptırın ve öylesi bir yabancılar dairesine. Tercihen çok çok küçük şehirlerden başvurun. Küçük şehirlerin yabancılar dairesinin metropol şehirlerden hızlı olduğunu söylemem gerekiyor. Peki bu başvuruyu online randevu başvurusunu yaptınız ya da bazı yerler diyor ki mesela randevu alamadığınız yerlerde ne yapabilirsiniz? Sen Berlin'desin, gidemiyorsun başka bir yere. O zaman online olarak online başvuru sistemi var. Yani yüz yüze görüşmesen de mail atıyorsun. Mail adresi ya da web sitelerinin ilgili başvuru linki var.
Oralardan başvurduğunda da artık sen başvurunuz alınmıştır belgesini alırsan yine sorun yok. Yani yüz yüze randevuya çağırarak yapıyor bazı yerler. Online başvuru sistemleri yok. Oralar için diyorum ki başvuramazsanız maalesef olumsuz olur. Ama eğer online başvurabiliyorsanız, online randevu alıp gidip yüz yüze başvurabiliyorsunuz, biliyorsanız, başvurunuzu online bir web sitesi üzerinden yaparsanız ya da başvurunuzu bir mail adresine komple evraklarınızla birlikte gönderirseniz ve size başvurunuz alınmıştır onayı gelirse artık siz Almanya'da legalsiniz, kaçak değilsiniz. Ama yeniden hatırlatmam gerekir ki çalışamazsınız. Peki bu başvuruyu nasıl yapmak lazım? Ben online başvuru yaptım, bu benim için yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Online başvuruyla kalmayın arkadaşlar. 3 ayrı yöntemle başvurunuzu sağlama alın. 1. Online başvurdunuz ve size başvurunuz alınmıştır yazısı geldi, öyle değil mi? Bunu alın, saklayın ama bu yetmesin. Siz bir de mail atın ilgili yabancılar dairesine. Yani web sitesinde iletişim formu var. Evraklarınızı yüklüyorsunuz. Öyle bir yer var. Öyle bir yerden başvuruyorsunuz. Yetinmeyin. Bir de mail adreslerini bulun. Mail adreslerinin ekine evraklarınızı yükleyin. Mail gönderin. İkinci yöntem, postalayın. Yani postaya verin, iadeli taahhütlü postalandı kanıtıyla birlikte evraklarınızı bir de postalayın. O ilgili yabancılar dairesine postalayın. Üçüncü yöntemse kıymetli arkadaşlar, postanın dışında bir zarfa koyun. İade adresi, yaşadığınız adres, yani sizinle iletişim kurulabilecek bir adresiniz olması lazım. İade adresi, yaşadığınız adres, cevap adresi, yaşadığınız adres, alıcı ilgili yabancılar dairesi. Gidin o yabancılar dairesine ve posta kutularını açın. Elinizle zarfı içine atın. Bu üç yöntemi mutlaka yapın. Bazı yabancılar dairesinde randevusuz görüşmeler var artık ama bu yabancılar dairelerinin sayısı çok çok az. Böylesi yer bulursunuz, bulursanız da gidin randevusuz görüşün ve başvurunuzu yapın arkadaşlar. Memurlar bunu bilmediklerini, böyle bir yöntem olmadıklarını söyleyecekler. Memurlar Almanya'dan oturum izni başvurusunun yapılmayacağını, yapılamayacağını ve gidip Türkiye'den başvurmanız gerektiğini söyleyecekler. Buna aldanmayın. Çünkü memurlar henüz bu yasadan haberdar olmayabilirler. Son derece doğal. Bu videonun açıklama kısmına ilgili yasanın linkini bırakıyorum. Lütfen o linki de çıktısını alın. O linki de başvuru evraklarınıza koyun. Mümkünse fosforlu olarak çizin. Yüz yüze görüşmeye giderseniz de o linki götürün, o kağıdı memurun önüne koyun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Bu şekilde bir başvuru yöntemiyle kesin olarak sonuç alacağınıza yürekten inanıyorum. Başarmak ve bulmak mücadele edenlerin, arayanların, çabalayanlarındır. Unutmayın ki aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Yarın akşam aynı saatte bu ekranda görüşünceye dek kalın sağlıcakla.